Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Boğaz Harbi ya da Çanakkale. Türk'ün ateşle imtihanının en çetini ve en ağırı. Her zaman göz dikilen bir coğrafyası olan Anadolu topraklarının yedi düvelin sömürgeci zihniyetli saldırılarına karşı gösterdiği varoluş mücadelesinin adıdır Çanakkale. Ve bir şair, Çanakkale'de toprağa düşen yüz binlerce vatan evladının yüksek kahramanlıklarını şahika derecesindeki mısralarla destanlaştırıp zihinlerimize kazımıştır. İşte Akif, okurken herkesin susup sadece hıçkırıkların konuştuğu o destanın şairidir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi. Ülkemiz savaştan yenilgiyle çıkmıştır ve yenilginin yarattığı çaresizlik ve ümitsizlik bir karabasan gibi halkın üzerine çökmüştür. O karanlık ve hüzünlü günlerde Sebilür Reşat gazetesinde ümitsizliğe hayır diye haykıran bir ses yükselir. Bu temiz ve lekesiz ses Akif'in sesidir. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yeis öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun. Tarihi düşmanlıklar yeni yeni problemlerle kabarıp durmakta ve Anadolu üfleseniz yangına dönüşecek kıvılcımların ortasında bulunmaktadır. Etrafımızda kapanmamış hesaplar vardır. Ancak bir savaş, bir istiklal savaşı bu hesapları bozacaktır. Ya istiklal ya ölüm nidalarının hayata geçtiği günler başlayacak, tarihin geri döndürülemez akışı içerisinde çöken bir imparatorluğun küllerinden yanmış, yıkılmış da olsa çok onurlu bir devlet kurulacaktır. Kurtuluş meşalesi vatan sathına yayılırken Akif bu kutsal mücadeleye katılmakta bir an bile tereddüt etmemiştir. Anadolu'ya geçmiş, şehirleri dolaşmış, kürsülere çıkmış, vaazlar vermiştir. Asım'a seslenirken aslında hepimize seslenen yazılar, şiirler yazmıştır. O kadar ki İstiklal Savaşımızın başkomutanı Mustafa Kemal, Ankara tren istasyonundaki bir karşılaşmada bu vatansever insana milli mücadelede verdiği çok özel destek için içtenlikle teşekkür edecektir. Kendisine hususi olarak teşekkür edilen bu vatansever insan da Akif'tir. İstanbul'daki milli mücadele ile ilgili çalışmalarınızı takdirle takip ettim. Kastamonu'daki vatanperverane çalışmalarınızdan çok memnun oldum.
Sevr Anlaşması'nın memleket için ne feci bir idam hükmü olduğunu Sebil-i Reşat kadar hiçbir gazete memlekete anlatamadı. Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebil-i Reşat'ın büyük hizmeti oldu. Size çok teşekkür ederim. Yıl 1920. Anadolu halkı Atatürk'ün açtığı aydınlık çizgide yeni Türk devletini kurmanın büyük heyecanı içindedir. Şimdi milli azmi ve imanı zinde tutacak ve bu ülkedeki bütün yurttaşların yüreklerinden gelen bir istekle haykıracakları bir milli marş gereklidir. Marif Vekaleti önce bununla ilgili bir güfte yarışması açar. Kazanan eser sahibine 500 lira verilecektir. O gün için büyük bir miktardır bu. Yarışmaya 724 eser katılır ama hiçbiri milli marş olmaya değer bulunmaz. O günün devlet erkanı kanla ve irfanla kurulmuş yeni Türkiye'nin milli marşını ancak bir ruh adamının yazabileceğini bilirler. Aynı ilgililer onun ödül karşılığı bir eser yazmayacak kadar hassas bir fikir ve mücadele adamı olduğunu da bilirler. Onu nasıl istiyorsa öyle hareket edileceği taahhüdünü vererek zorla ikna ederler. İşte o ruh adamı da Akif'tir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Ve 1 Mart 1921. Büyük Millet Meclisi'nin ahşap kürsüsünde Hamdullah Supi Bey, olağanüstü güzellikteki hitabetiyle Mehmet Akif'in yeni Türk Devleti'ne ve onun şanlı ordusuna armağan ettiği İstiklal Marşı'nın güftesini okumaktadır. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Duyguları kabarmış ve tüyleri diken diken olmuş vekiller ayakta dakikalarca bu mısralara alkış tutarlar. İstiklal Marşı'nın resmen kabulü meclisin 12 Mart 1921'deki oturumunda gerçekleşir. Dürüstlük ve tevazu abidesi şair kendi yazdığı marşın güftesi okunurken mahcubiyetten salonun dışına çıkar. Yeterince kağıdı olmadığı için şiirinin bir bölümünü Taceddin Dergâh'ın duvarına yazmak zorunda kalacak kadar zaruret içerisindeki bu insan 500 liralık ödülü Darül Mesai adındaki bir hayır kurumuna bağışlar. Atatürk, İstiklal Marşı'nın derin anlamını en iyi kavrayanlardan biridir ve özellikle "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" söyleminden çok etkilendiğini ifade ederek şu tarihi dilekte bulunur. Bu dizelerin Türk milleti tarafından daima hatırlanmasını isterim. Evet, İstiklal Marşı şiirden, edebiyattan öte, kelime ve cümleler itibarıyla derinliği olan, içinde ruhlardan kopup gelmiş cazibeleri barındıran bir güftedir. Sadece edebiyat kültürüne sahip olmakla yazılabilecek bir şey değildir. Yıllar sonra 1936'da Akif'in hasta yatağında kendisini ziyaret eden bir dostuna İstiklal Marşı ile ilgili olarak söyledikleri gerçekten çok ilgi çekicidir ve bu güftenin adeta sırlarını anlatır. İstiklal Marşı. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecai karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O
milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.